Olmaz çünkü. Abi çektiğim her kart bir dram yani. Heh, çekme, çekme, şş, çekme. Bu bizim defterimiz durabilir arkadaşlar. Okey. Bu oyundaki en iyisi olabilir bu arada. Bu karttan gelecek oyundaki en iyi kart olabilir bu. Çok çok güçlü. Okey. Aa, olmadı peki. Adam bir kart çektirebilsek iyiydi. Yanacak çünkü kart. Bu adam biz fetih diyebilir miyiz? Şimdi arkadaşlar bu destede eksik masa gittiği zaman bir geri gelme mekanizmamız yok. Çok güçlüyüz. Tabii ki yani değil mi? Artık onu herhalde tartışmaya bile gerek yok. Ama gittiği zaman geri gelmiyor. Biraz risk aldım arkadaşlar. Kart yaptırmak istiyorum eğer ağır alırsa. Coin Zilliax olabilirdi arkadaşlar ama yeterince life almadan ölmesini istedim. Bu oyun şu an arkadaşlar benim görüşüm artık Fatigue'den yana mesela. Bakın Raven Family'le bir kart üstünlüğü. Cult Master'la iki kart üstünlüğü. Bayağı kart üstünlüğü yaptı yani. Bakalım. Şimdi arkadaşlar tek büyük şey inerse çünkü bakın tek büyük tont inerse eğer bir kart yaktırırım. Kart yaktırmak istiyorum yani. Biraz şanslı oldu. Yaktıramıyorum. Biraz değil oldukça şanslı oldu. Yo bir dakika. Yaktıramıyorum ama öldürebiliyorum. Peki. Anormal miktarda kart oynadı arkadaşlar. Bayağı fazla kart oynadı gerçekten yani. Yani en azından iki tane birliği biliyorduk tabii de. Bari biri tont olmasa bir şey olsaydı. Bakalım. Wow, peki. Değer. Meteor var arkadaşlar unutmamamız lazım. Adam elinde meteor var. Bunu biliyoruz biz. Yani çok böyle meteorluk masa verip sonra ezilmeye gerek yok. Ne geliyor? İşte bu arkadaşlar bu işte böyle olduğu zaman problem oluyor biraz. Biraz problem yani. O kadar çok şans biraz problem oluyor. Hı. Bakalım. Yani o Uz çıkmayı verse olacak her şey. Bir de Uz geliyor yani. Peki. Şimdi bizim mümkün mertebe arkadaşlar hızla bu işi trade etmemiz lazım yaratığımızı.
7. Şimdi bakacağım Meteor'un da problemi 17-5-5 olması değil mi şu an bunun sayesinde? 17-5-5. Maybe the... Oh, no. İşte bakın buralarda Warped olsa rahatlayacağız. İyiyiz hala, fena değiliz de. Bir daha abone ya. Abi Hero Power ikisine birden ikişer vuruyor şu an. Bir Hero Power'lı adam 4 damage vuruyor arkadaşlar. 4. Buna vurmayı akla demiyor tabii, kapasitesi yok. Sorun değil. Sorun değil. Kapasiten olmazsa sen beni yenersin abi, rahat ol. İşte arkadaşlar bunlar moral bozucu hareketler ama biraz. Ayıp yani. Kim bu kadar çok şunu? Hangi cesaret abi? Nasıl ya? Okey, bu güzel. Hadi bakalım. Chaos Dramatis biraz iddialı. Peki. İkisini birden 3 vurdu bu arada arkadaşlar. Bakın hala öldüremiyorum bunu. Öldüremiyorum ben bunu hala. Hı, ona banana. Sen neden acaba? Peki. Şimdi arkadaşlar Duskbreaker oynayayım diyorum. So many choices. Meddlesome insects. Peki. Ne değişik. Spirit of the Dragonhawk. Prophet Velen geliyor ve 4 vuruyor arkadaşlar. Okay. Hala Meteor var arkadaşlar. İşte bakın bunun için bahsediyorum şeyden. Çok güzel. Hepsini öldürdüm. Sonunda öldü arkadaşlar. Evet. İnanılmaz ama gerçek. Ev sonunda öldü. Evet. Şaşırtıcı. Yani sadece 10 turn falan sağ kalıp 1 milyon damage vurdu. Enteresan. Arkadaşlar şu şeyden kurtulalım, spell damage, tamam. Face'ci başı. Alex de var arkadaşlar. Bakın şurada bir Warpath bitti. Yok işte ama. Okey, bu da iyi tabi. Alalım abim. Spell damage olan mı olsun? Spell damage olan olsun ya arkadaşlar. 2'ye 1 olan bir şey yapmıyor bize. Bir zararı yok onun. Spell damage. Şimdi adam elinde Meteor olduğunu biliyoruz değil mi? Yani Spirit. Hı-hı.
Vur vur. Okey. Var mı Flame Strike? Blizzard gösterdi tabii ki. Arkadaşlar şurada bir kere bir iki bir. Ya bakalım babuş. Bana pek sökmez yalnız o işler. Ben seni fetih geçeceğim. Gel. Meteor var hala, unutmayalım arkadaşlar. Meteor'a dikkat. Buna meteor atacağım. Şimdi arkadaşlar meteor'u buna atacağı için şöyle yapmamız. Bir işe yaramayacak gerçi ama. Buna gelse yaramayacak. İyi. Biraz da biz vurmaya başlayalım şampiyon, hadi. At bakalım meteorunu, nereye atıyorsun? Bak attı paşa paşa. Şimdi arkadaşlar tabi bu karttan biraz değer alınabilir ne yazık ki. Okey. Yani cevap verilemeyecek gibi değil. Manam olsa öldürüyordum bu arada. Yani tabi ama arkadaşlar 14 mana gerekiyor. Ayrı bir konu ama. Yani Alexstrasza artı banana buff'un artı 2 tane banana ile öldürüyorduk adamı, evet. Bu arada Alexstrasza adam vurursa adam 1 bırakabiliyoruz. Değer mi arkadaşlar? Şimdi bakın Alexstrasza indim, adam vurdu 15 bıraktım. 6 10 13 vurdum, adam 2 kaldı, go dedik. Ben 23'üm arkadaşlar, adam bana 12 vursa 11 kalırım. Pyroblast'ı ölmüyorum. Bakın bir kere Pyroblast diye bir risk yok. O riskin olmaması güzel bir şey. İstersen banana buff'un inip bunu 6-7 yap, bunu bedava öldürebilirim. Yani bir tanesini. Şimdi arkadaşlar bence Alex kötü bir plan değil. Çünkü destemde silah var. Fiery Vorax var. Woodcutter's Axe var. 10 karttan ikisi zaten lethal. Bence olur. Al bakalım. Double fire mı? Pardon canım, senin karşında kim var biliyor musun?